Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Öncelikle güzel ülkemize çıkan yangınlarda canla başla mücadele eden ve halen daha etmekte olan tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacıları ile gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün turunçgil yaprak galeri güvesi ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölümü Entomoloji Laboratuvarı'nda çalışıyorum. Burada meyve zararları üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Ankara Üniversitesi'nde mezunum, lisansımı orada tamamladım. Şu an içinde doktoramı yapıyorum Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde yine meyve sinekleri üzerine çalışıyorum. Çok güzel hocam. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Sunum saatimiz geldi. Ben sözü artık yavaş yavaş size devrediyorum. Tamam. Tamam, ekranımı paylaştım. Evet, geldi hocam. Her şey yolunda. Tekrar iyi sunumlar dileriz. Teşekkür ediyorum. Turunçgil yaprak galeri güvesinden bugün sizlere bahsetmek istiyorum. Bu böceğimizin erginlerini görüyorsunuz. Beyazımsı, gümüş renkli olup vücut uzunluğu da 3-4 milimetre kadardır. Kanatların ön kısmında boyuna siyah, koyu renkli çizgiler bulunmakta. Kanatların ucunda da iki tane, her kanadında bir tane olacak şekilde siyah benek bulunmakta. Şu şekilde daha belirgin tanıma açısından. Bu yumurtaları yeşilimsi beyaz renkli, saydam, gözü görünemeyecek kadar küçüktür. Larvaları ise yeşilimsi sarı renkte, yaprak ve sürgünlerde açıkları galeri içerisinde bulunur. Şu uzaktan bir görüntü. Burada açtığı galeri içinde bir larva var. Daha yakından görecek olursak da burada yeşilimsi, sarı renkli galeri içerisinde bir adet larva görüyoruz. Pupa da kızılımsı sarı kahverengi renkte ve yaklaşık 4-5 metre uzunluğunda. Yine bu da galerilerin içinde yaprakları kıvırarak kıvrımların içinde oluşuyor. Şurada bir pupa var. Yeni pupa olmaya başlamış hatta. Bu yaprakları kıvırıp şu şekilde bir görüntü oluşturacak. Zararlı kışı değişik dönemlerde geçiriyor. Çok küçük popülasyonlarda. Erginlerden, pupalardan çıkışı, erginleri çiftleşme yumurta koymaya başlaması çok kısa bir sürede. Yani 1-2 gün içerisinde hemen erginler çıkıyor pupadan, çiftleşiyor ve yumurta koymaya başlıyor. Yumurtalarını akşam alacakaranlık ve geceleri bırakıyor. Zaten erginlerini gündüz görmek çok zor. Bunlar dinlenme halinde geçiriyorlar gündüzleri. Geceleri aktifler. Yumurtalarını geç sürgünlerin uçlarını ve çok taze yapraklara tek tek bırakıyorlar. Bu yumurtalardan açılan larvalar da galeriler içinde gelişmeye devam ediyor. Yapraklarda ya da sürgünlerde. 9 ila 14 veriyor yılda. Zararı larvalar yaprak ve sürgün sapında galeri açıyorlar şu şekilde. Bunlar çok taze galeriler, daha açık renkli. Burada bir sürgün zararını görüyoruz. Sürgünde açılan galeriler ve en son zaten meyvede de görebiliyoruz. Popülasyon çok yüksekse burada bir galeri var meyve üzerinde. Yaprakta 2 ila 3 galeri bulunabiliyor. Bazen popülasyon tabii çok arttığı zaman bu 8'e 9'a da çıkabiliyor. Bu galeri açılan kısımlar burada gördüğünüz gibi taze olanlar daha açık renkli ama daha sonra kahverengileşmeye başlıyor ve ilaç canına benzeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Bu da tabii bitki gelişimini zayıflatıyor. Şu sağ tarafta görülen fotoğrafta zaten daha koyu galeriler artık oluşmuş. Burada da daha açık galeriler. Mücadelesinde tabii kültürel önlemler çok önemli. Fazla azotlu gübrelemeden kaçınılması gerekiyor. Biyolojik mücadelesinde çok sayıda parazitoidi var doğada ve predatörleri de var. Şu ilk iki olan küçük arıcıklar parazitoidleri. Simnus türü burada bir predatör. Ayrıca krizoparla karnaya da bir predatörü. En son tabii ki kimyasal mücadeleye bakacak olursak bu yeni tesis edilmiş bahçelerde fidanlıklarda zararı önemli. Yani
5 yaşından büyükse ağaçlarımız ekonomik olarak önemli değil bu zarar. 5 yaşından küçük olan fidanlar da daha önemli. Bu yüzden kimyasal mücadelede sadece fidanlık ve 5 yaşından küçük ağaçlara tavsiye ediliyor. Yani 5 yaşından büyükse ağaçlarımız mücadele etmenize gerek yok. Zaten bahçeniz bu zararlıyı tolere edebiliyor demektir. İlkbaharda kontrol edilen taze sürgünlerde %15 ile 20 bulaşıklık varsa ilaçlama yapılması gerekiyor. Eşiğimiz bu. İlaçlama sonrasında oluşan taze yapraklarda larva görüldüğünde taze sürgün yoğunluğu da fazla ise yine ikinci ilaçlama yapılmalı. Yani duruma göre ikinci ilaçlama yapıyoruz. Kontrollerimize devam ediyoruz. Bahçemizde gerekirse ikinci ilaçlamayı yapıyoruz. Kimyasal mücadelemizde bu şekilde yine BKV'den bakarak ruhsatlı insektleri kullanılması çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu zararla ilgili bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz anlattıklarınız için tekrardan. Ve ben toparlamak adına size bir soru yine yönlendirmek isterim. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Yaprak galeri güvesini gördüğümüz zaman evet gördük hemen ilaçlama yapalım diye bir durum yok. Yani mücadele ederken ben bir durmaları gerekiyor. Öncelikle 5 yaşından büyük bir bahçe. 5 yaşından büyükse zaten tolere edebildiği için ilaçlamaya, mücadeleye gerek yok. Bu çok önemli. Yani büyük ağaçlarda da tabii ki bu zararlı görüyoruz ama bununla panik yapmasın insanlar. Yani bunu ilaçlama yapacağız diye herhangi bir çalışma yapmasınlar. 5 yaşından küçükse ekonomik olarak önemli. Bu çok önemli bir nokta. Onun dışında da faydaların korunması tabii ki her zararlı için çok önemli. Bilinçli ilaçlama yapılmaması gerekiyor. Faydalarımız ne kadar fazlaysa bizim o kadar az zararlımız olur demek. O yüzden bu eşiklere de çok dikkat etsinler. Biz her slide'ın sonunda diyoruz. Mücadele eşiği. 15-20, %15-20 bulaşıksa ilaçlama yapın. Yani bunun altındaysa zararlıyı gördük hemen ilaçlama yapalım. Doğru bir mantık değil. Zaten doğal düşmanları onu dengede tutuyordu. Bu popülasyon arttıysa, eşiği arttıysa işte o zaman kimyasal mücadele en son. Bu çok önemli bir nokta. Eşiklere çok dikkat etsinler. Çok teşekkür ederiz tekrardan hocam. Peki üst sayfamızdan da yine kısaca katılımcılarımızla paylaşalım istiyoruz hocam. Ve evet pku.tarimorman.gov.tr adresine ilk olarak girmemiz gerekmekte. Bu siteye girdiğimizde Tarım Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına ulaşmış olacaksınız. Bazen burada sayfalar dolusu, bazen şu anda olduğu gibi tek ilaç olabiliyor. Sayfa çok kapsamlı. Öncelikli olarak bunu vurgulamak istiyoruz. Buraya girdiğinizde BKÜ veri tabanı yazan yerin hemen sağ tarafında bir seçenek bölümü var. Tavsiye arama motoruna girmemiz gerekiyor. Girdikten sonrasında hemen alt kısımdaki gibi bir sayfa çıkacak zaten, bir bölüm çıkacak. Burada zararlının, hastalığın adını yazıyoruz ilk kutuca. Hemen yan tarafında ruhsat grubu, akarasitler ve daha birçok maddeye göre ayırabiliyoruz. Sonrasında da hemen yan tarafında bul diye bir buton var. Buraya bastıktan sonra alt kısımda da gördüğünüz gibi ilaç hakkında bilgi gösteriliyor, karşınıza çıkıyor. Burada aynı zamanda son ilaçlama ile hasat arası süre dozu gibi farklı detaylar da mevcuttur. Yine yan tarafında uyarı mevcudiyet bilgisinin olduğu yerde ok oluyor çoğusunda. Bastığınızda da yine detay, tavsiye detay bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Hocam sizler neler eklemek istersiniz? Şimdi dikkatimi çekti. Bu sayfa sürekli güncelleniyor. Yasaklı bazı aktifler oluyor, onlar çıkarılıyor, yeni aktifler ekleniyor. O yüzden mücadeleden önce, mücadele karar verdikleri zaman kontrol etsinler. Yani sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü ben bir şey hatırlıyorum. Tropik Yaprak Galeri Güvesi'nde farklı aktifler de vardı. Şu an bir tane görüyorum. Demek ki sayfa güncellenmiş. Onlar belki yasaklanmış. Yani biz bile mesela şu anda ben daha fazla bekliyordum. Bir tane var. Yani sayfa sürekli güncelleniyor. Sürekli kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Bakın değişiklikler olabiliyor. Eklemeler, çıkarmalar olabiliyor. Yani çok önemli bu. Kesinlikle hocam. Tekrar tekrar siteyi kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda buradaki yazanlara da sadık kalmalarını aynı şekilde tüm üreticilerimize ve katılımcılarımıza bir nevi yine rica etmiş olacağız. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Bugün ne çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Sizler neler söylemek istersiniz? Yavaşça kapanışa doğru ilerleyebiliriz hocam. Teşekkür ediyorum. Bize fırsat verdiğiniz için, bu eğitimleri yapma fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da
Teşekkür ediyorum ve daha fazla katılım bekliyoruz. Ben size buradan sesleniyorum. Bunlar çok faydalı bilgiler. Çok fazla uzmanla çalışıyorsunuz. Bu büyük bir şans aslında onlar için. Mutlaka videoları tekrar tekrar izlesinler, bilgi sahibi olsunlar. Çünkü aslında kendi bitkilerinin doktorları onlar. Yani her şeyi öğrenip uygulamaları onlar yapmaları gerekiyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Sık sık bu videoları izlesinler, bilgilerini tazelesinler. Bakın. Çok teşekkür ederiz hocam. Ve aynı şekilde biz de sizlere sonsuz bir şekilde teşekkürlerimizi tekrardan aktarmış olalım. Davetimizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve evet, bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden Turunçgil Yaprak Galeri Güvesi ve Mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ'a, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Milat Çaylay'a, tüm yetkililerimize, çok değerli hocamız yine Tuğba Kahraman'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde daha tekrardan sizlerle birlikte